Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile kısa süre içerisinde yapabileceğiniz muhteşem bir reçelli kurabiye tarifi hazırladım. Benim yıllardır vazgeçemediğim pastane kurabiyesi lezzetinde nefis bir tariftir. Sizlerin de kaçırmadan mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kurabiyemin hamuru için ilk olarak oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 200 gram tereyağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Dilerseniz sizler aynı miktarda margarinde kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine bir tane yumurta, bir çay bardağı da sıvı yağını ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilini ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada kullandığınız yağ ne kadar yumuşacık olursa tarifinizden o kadar güzel sonuç alırsınız. Ben bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Ele yapışmayan kolay şekil alabilen bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Yine her tarifimde olduğu gibi kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı kenara alarak elimle yoğurmaya başladım. Hamurumuzda katı yağ kullandığımız için ne kadar un eklerseniz o kadar un alacaktır. Onu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğurmanızı tavsiye ederim. Benim kurabiye hamurum artık hazır. Şimdi kıvamını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşacık ve kolay şekil alabilen bir kıvamda. Artık kurabiyelerimin şeklini vermeye başlıyorum. Hazırlamış olduğum hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak avuç içimde yuvarlıyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum vermiş olduğum bu kurabiye tarifi çok bereketli. Az malzeme ile hazırladığımız halde bir tepsi dolusu tam 35 tane kurabiye çıkıyor. Tabii ki sizlerin hazırladığınız kurabiyenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kurabiye sayısı değişiklik gösterebilir. İnanılmaz da lezzetli bir kurabiye, kıyır kıyır bisküvi gibi ağızda dağılıyor. Sizlerin de tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim kitap tarifimi denediğinizde bir daha vazgeçemediğiniz kurabiye tarifleri arasında olacaktır. Kurabiyelerimin hepsini hazırlayarak fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi kurabiyelerin üzerine böyle bir küçük oklava ile çukurlar açıyorum. Kurabiyeler piştikten sonra bu çukurların içerisine reçel dolduracağım. Ben tarifimde reçel kullandım. Sizler dilediğiniz reçel türünü, marmelatı veya çikolatayı kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır. Kurabiyelerin üzerine bu şekilde oklava ile bastırdığımız için kurabiyelerde çatlaklar oluşabilir. Dilerseniz pişirmeden önce o çatlakları elinizle bu şekilde düzeltip daha sonra pişirebilirsiniz. Ben kurabiyelerimi önceden ısıttığım 600 ayardaki 170 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Benim kurabiyelerim 170 derece fırında 20 dakikada pişti. Üzeri hafiften pembeleşmeye başladıktan sonra fırından çıkardım. Şöyle sizlere altında yakından göstermek istiyorum. Kurabiyeleriniz bu rengi aldıktan sonra fırından çıkarabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğudu soğuk olan kurabiyelerin üzerine ayva reçelini kaşıkla bu şekilde döküyorum ben tarifimde ayva reçeli kullandım daha önce de söylediğim gibi dilediğiniz reçel ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz hem görünümü çok şık hem de çok çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Şöyle hazırladığım kurabiyeyi sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten iştah açıcı bir görüntü var, lezzeti de mükemmel. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kurabiyelerin içi gözenekli bir şekilde kabararak pişti. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Şimdi hazırladığım kurabiyeleri servis tabağına alıyorum. Sizler de kurabiyelerin tabaktan ne kadar şık durduğunu görüyorsunuz. Çocuklarınızın doğum günlerine, özel günlerinize hazırlayarak havanıza hava katabilirsiniz. Masada çok şık duruyor. Çok da lezzetli bir kurabiye tarifi. Şimdiye kadar kime ikram ettiysem tarifini almadan gitmediler. Şimdi bölerek iç tokusunu da sizlere yakından gösteriyorum. İçi kıyır kıyır oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.